Yeni sezonda Fenerbahçeli taraftarların şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen, her türlü fedakarlığı yapacağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer bombalarını üst üste patlatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz transfer sezonunda Beşiktaş'ın Tadiç'te, Galatasaray'ın Fred'de yediği çalımların aynısı galiba bu yaz İlkay Gündoğan olayında yaşanacak gibi. Öyle ki sarı kırmızılıların hayalini kurduğu İlkay transferinde Acun Ilıcalı rakip taraftarların hayallerini yıkacak çalışmalara başladı. Fenerbahçeli Murat Aşık, Acun Ilıcalı, İlkay Gündoğan'ı Fenerbahçe'ye getirmek için çabalıyor. Hatta Serdar Ali Çelikler bile yayına bağlandığında İlkay Gündoğan ve Lewandowski isimlerinin Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu bilgisini verdi. Fotospor bu transfer iddiasını bir adım öne çıkarttı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yalnızca Türkiye'yi değil Avrupa'yı ayağa kaldıracak bir transferin daha altına imza atıyor. Teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Koç, Galatasaray'ın da transfer etmek için yoğun girişimlerde bulunduğu İlkay Gündoğan'la 2 yıllık anlaşmaya vardı. Hatta Gündoğan salı günü İstanbul'da gelip 2 yıllık sözleşme bile imzalayacak. Gerçekten ciddi bir haber. Ayrıca Manchester City'nin kaptanı olup şampiyonluklara koştuğu halde Barcelona'daki ilk yılında umduğu başarıyı yakalayamayan 33 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın Xavi eğer devam etseydi takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu, ancak Hansi Flick'in Katalan ekibine Barcelona'ya gelmesiyle İlkay'ın sarı lacivertli formayı giymesinin biraz zor olduğu, ancak Acun Ilıcalı'nın o meşhur ikna kabiliyetiyle bu imkansız gibi gözüken transferi bitirebileceği konuşulmaya başlandı. İlkay Gündoğan'ın ikna edilmesinde daha önce Fenerbahçe voleybol takım kaptanlığını yapan Naz Aydemir Akyol'la Acun Ilıcalı'nın büyük etkisi olacak. Fenerbahçe yönetiminin bu zor transferi bitirmesinde onları öne çıkaracak gibi duruyor.